Herkese merhaba, sabah güzel bir doğum günü şarkısıyla sizlere giriş yaptık. Çocuklarım güzel doğum günü şarkısı açmışlar, beni çağırdılar anne asotrama odasına gelsene diye. Sağ olsunlar. Dün zaten tüm doğum günü dileklerinizi aldım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi ne yaptık? Dede yemek mi yapıyor? Annem acıktın mı sen? Dede yemek yapıyor diyor. Ne olmuş? Bir şey sürülmüş saçına. Kleba? Şeker? Kaynağını. Her neyse annemlere geldim. Evet biliyoruz sosyal izolasyon muydu neydi? Onun içerisinde zaten hiçbir şekilde kimseye misafirle gitmiyorum. Kimseye misafirle de çağırmıyorum. Ama anama da gelmeyecek değilim yani. Bugün doğum günüm diye babacığım sağ olsun yeni aldığı. Babamda bir böyle mangal hastalığı var. Böyle seviyor değişik mangalları. Grilleri yani daha doğrusu mangallarken grilleri. Kırmızı bidonunu da biliyorsunuz onun. Bilmiyorum şu an güneşten belli oluyor mu? Birazdan tekrar yine gösteririm. Oh Gülşen doğum günü çocuğu olarak oraya ben yatsaydım aslında. Tamam. tamam diyor. Her neyse bizi şimdi dışarıda dolaşmamak için, yürümemek için. Annem geldi bizi aldı. Buraya geldik. Ay var ya benim orası daha sıcak. Sizin burası serin. Boğan benim evin bahçesinde durulmuyor sıcaktan. Çok sıcak benim bahçe. İyi ki bak kalın ceketlerinizi aldınız. Gördün mü? Neyse buraya geldik. Annemler mangalı hazırlamışlar. Maalesef Özge ve diğer kardeşim gelemeyecek. Çünkü oldukları bölgeden dışarı çıkmamaları lazım. Onlar çünkü uzakta oturuyorlar. Abimler de uzakta oturuyor. Özgeler de biz de uzakta oturuyor. Benim annem evim 5 dakika olduğu için oradan buraya hemen geliverdim. Ömer ne yapıyorsun? Motorcu. Arka arkaya gidersen görürsün gününü. Anne bak büyüdüm ben. Ablası tut ablası tut. Anne bak, her neyse buraya geldik gördüğünüz gibi. Anne bak büyüdüm. Tamam aferin kızım. Şimdi annem az namaz kılmaya içeri girdi. O bir çıksın. Dudaklarım kurumuş hep. O bir kılsın. Camı açtıracağım. Bakalım neler hazırlamışlar, neler yapmışlar. İnşallah şu zorlu süreci atlattıktan sonra tekrar doğum günümüzde kutlarız. Merhaba arkadaşlar. Hadi eyvallah. Bunun daha de eyvallah lafı yok mu? Bu da bu arada cancağızım arkadaşım Elifciğimin hediyesi. Bu arada bana bu sabah sağ olsunlar böyle mesaj göndermişler. Hazırlayıp süslemişler. Ne o? Bahçe temiz temiz çok güzel. Çok güzel. Ben de yaptım ama dün başladıydım ama bitirmedim. Kanluska yaptım. Şimdi sizlere ilk önce kuzenim Elif'in bana gönderdiği doğum günü mesajını koyuyorum. Canım kuzenim iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar inşallah sevdiklerinle, çocuklarınla, ailenle. İnşallah 100 yaşında görürüz. Seni çok öpüyoruz. Nice yıllar. Seni çok öpüyoruz. Seni seviyorum. Evet şimdi sağ olsun Allah razı olsun Can kuzenciğim. Şimdi de Cancağızım, Can kardeşim. Biricik kız kardeşimin bana yolladığı doğum günü mesajını sizlerle paylaşıyorum. İyi ki doğdun abla, iyi ki doğdun abla, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun abla. İyi ki doğdun ablacığım benim, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, iyi ki benim ablamsın, seni çok ama çok seviyorum. Canım benim sağ olsun Allah razı olsun ben de kendisini çok 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 seviyorum. Ve şimdi dünürüm, dünürlerin gülü, madam mor. Niye güldün kız? Canım arkadaşım Nuriye kendisinin de böyle kanalını şöyle alta yazıyorum arkadaşlar. Abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Çok sevdiğim bir arkadaşım ve kesinlikle abone olmanızı istiyorum. Yeni mi aldın? Ya çok süs piknik için. Çok para kaç 5 euro mu aldın? 50 sen. 50 sen. İyiymiş dur göstereceğim. 50 sen.
Canım Nuryemin bana doğum günü mesajı güzel bir süslenmiş püslenmiş. O kadar güzel şeyler söylemiş ki çok duygulandım gerçekten. Onu sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum. Bugün Özlem'in renkli hayatının doğum günü. Buradan ben de onun doğum gününü kutlamak istiyorum. Canım Özlemciğim, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yılların olsun. İnşallah sen çok iyi niyetlisin, çok temiz kalplisin. Rabbim senin karşına da iyi insanlar çıkarsın. İnşallah kalbinin temizliği hayatına yansısın. Hep güzelliklerle karşılasın hayat seni. Rabbim seni evlatlarına, ailene bağışlasın. Dilerim bizle uzun güzel yılların olsun. Hayatında biz de hep olalım. Senin dostluğun çok önemli. Çok iyi bir dostsun. Rabbim hiç yokluğunu göstermesin inşallah. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllar diliyorum. Kocaman öpüyorum. Ne kadar güzel şeyler söylemişim için değil mi? Çok duygulandım gerçekten. İnan ki gözlerim yaşardı. O kadar çok hoşuma gitti. Sağ olsun, Allah razı olsun. Kendisi de çok 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 değerli bir arkadaşım. İyi ki tanımışım. Hayatımda iyi ki var dediğim nadir insanlardan bir tanesi. Şimdi o nadir insanlardan bir tanesi daha geliyor. Cancağızım. Şimdi benim çatlağım, ahiretliğim, cancağızım, canım arkadaşım. Elif Alptekin'in bana gönderdiği mesajı. O da çok güzel şeyler söylemiş. Çok duygulandım. Arda'nın hemen oğlu Arda'nın da her ne kadar büyük bir heyecanla çok fazla konuşamasa da onun mesajını da sizlere göstermek istiyorum. Sağ olsun, Allah razı olsun. Çok güzel bir şekilde bugün böyle doğum günümü kutladılar. Beni çok mutlu ettiler. Şimdi arkadaşımı koyuyorum. Onun da hemen böyle videosunun altına kanalın böyle adını koyacağım. Kendisine abone olup desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim canlarım benim. Bugün günlerden Özlem'in renkli hayatının doğum günü. Canım arkadaşım, ömrün, hayatın, ismin gibi renkli olsun inşallah. Evlatlarınla, sevdiklerinle nice güzel yaşların olsun. Özlemcimin ismi nasıl renkli? Renkliyse gerçekten hayatı da, enerjisi de, kendisi de öyle renkli. Çok seviyorum canım arkadaşım. İnşallah yeni yaşında dilediğin ne varsa hepsi gerçek olur. Rabbim senin karşına senin gibi insanlar çıkarsın inşallah. Tabii ki de Rabbim senin karşına senin gibi insanlar çıkartıyor. Böyle şöyle göstereyim. Ben, o ben oluyorum. Biz onunla gerçekten çok iyi bir dostluğumuz var. Rabbim inşallah dostluğumuzu hiçbir zaman bozmaz. O bozmaz da ben belki bozabilirim. Öyle dermişim şimdi. Şöyle ki ben daha böyle hani sinirli, birazcık böyle lafı dilinde olan bir insanım. Ama o her zaman benim tatlışlığımı dayanamayıp beni affeder diye düşünüyorum. Değil mi kankişkom? Kankişkom. Şimdiki yeni yetmeler diye kankişkom. Ben de sana diyorum şimdi. Kankişkom, beni affedersin değil mi? Ola ki bir gün ben seni üzersem sen beni affet, tamam mı? Seni çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Seni buradan kocaman öpüyorum. Özlem abla, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu. Nice mutlu yıllar. Şimdi doğum günü mesajları bittiğine göre babamın yeni mangalı. Şimdi bunun neyinesi var, nasılı? Bu barbekü bu. Bu barbekü bu. Emel Halis, parmaklarını çek, böyle üstünü kapatıp da mı pişiriyor? Bunu ilk defa mı deneyeceğiz? Aynen. Evet. Bu aşağı indiriyorsun bunu. He, bunda kömürü aşağı indiriyorsun. Aynen. Wow. Kömür iniyor. Gerçekten. Oh, güzelmiş. Ömer, Ömer, o kadar çok yaklaşma. Ondan korkuyorum Allah, demizden beri zaten. Tamam tamam, dur. Çünkü burası sıcak. Tamam, bir kere el yanarsa anlar. Şeyden de mikropları görsün. Tamam. Güzel. Neyse. Ben bir lazım. Şuraya sürmek için bir şey bulmak için. Tam şeyleri, şimdi geliyorum. Şeyleri götürüyor. Tamam, geçiyorum içeri. Evet. Eve doğru bir geçelim bakalım. Burası da yeni gelen arkadaşlar için. Kanalımı yeni gelen arkadaşlarım için. Annemlerin evindeyim. Annemlerin evi böyle. Şahsi triplex ve yine böyle kendilerine ait özel bahçeleri var. Evet, annem mangallıkları zaten hazırlamışmış. Ben bir köfteye yaptım. Babam pişiriyor. Şu an elime servis tabaklarını aldım ve bahçeye gidiyorum. Çünkü hava güzel.
ve dışarıda yiyelim dedik. Evlerine kavuştu. Şşt. Güzel bakabildim mi size 10 gün? Des boncuklar sizi. Mutfağa gelmiş diyor ki. Ben. Anne etme. Evet arkadaşlar. Biz işte yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedik. Allah'a şükür. Sağ olsun anacığımdan babacığımdan. Normalde size videonun başında ya da dünkü videomda mümkün mertebe kimse dışarı çıkmasın demiştim. Çünkü hani biz de çıkmayacağız. Şimdi bana belki bu konuda eleştiri yapıp işte sen kimseye çıkma diyorsun ama kendin anangile gittin diyebilirsiniz ama benim anneme evim 5 dakika. Ve hani yürüme yani şu an insanlarla aramızda birer kilometre aralıklı yürüdüğümüz sürece bir şey olmayacağını açıkladılar Almanya'da. Ama çok yakında dışarı çıkma yasağı da gelecek. O tam yani dışarı çıkma yasağı gelmeden önce son bir kez geleyim dedim. Bir de yarın alışverişe gideceğim babamla. Bir de o zaman çocukları buraya getiririm ya da burada da kalabilirim bu akşam bilmiyorum. Ona tam karar vermedim. Ve annem de diyor ki dışarı çıkma yasağı tamamen geldiği zaman burada kal gitme. İşte diyor eve gidince diyor bugün işte küçük bir valiz hazırla. Ne olur ne olmaz tam böyle dışarı çıkma yasağı geldiğinde burada kal benim aklım orada kalır diyor. Bilmiyorum bakalım o konuda tam olarak daha böyle bir net bir şey kararlaştırmadık. Ama büyük ihtimalle belki öyle de yapabiliriz. Öyle yaparsam büyük ihtimalle benim evdeki televizyonu da getiririm ben üst kata kurmak için. Çünkü annemlerin üst kattaki televizyon internete bağlanmıyor. Çocuklara da normal kanallarda çok fazla bir şey çıkmadığı için çok fazla zapt etmek birazcık zor oluyor evin içinde. Ama ev tabii ki büyük burada. Üst katta bizim ayrı odamız var çocuklarla. Hatta en çat katta bir tane daha oda var. İstesem oraya da hani çıkabilirim. Ama gerek yok tabii ki. Çünkü daha önce bizim Özge'yle ikimizin olan çocuk odamız şu an boş duruyor. Ve hepimiz edecek kadar da yatak var orada. Televizyon koyacak yer de var. Bilmiyorum öyle bir şeyler yapabiliriz ama anne o da aklıma geldi benim. Televizyon da getirebilirim yani buraya. En azından... Ha aynen aynen öyle düşündüm. Televizyonda buradaki internete bağlandım. Nasıl olsa annemlerde şey var. Wi-Fi var. Ama bakalım bilmiyorum şu an bayan München'de olması lazım bilmiyorum o eyaliyette olanlar yazabilirler. Zannedersem bugün onlara tamamen dışarı çıkma yasağı geldi. Çünkü sürekli itfaiye arabaları cadde cadde dolaşıp kimsenin evden dışarı çıkmaması gerektiğini söylüyor. Neyse ciddi bir şekilde para cezası var. O yüzden çıkmayalım arkadaşlar. Ben dediğim gibi şimdi benim anneme evim hemen yürüme mesafesiyle 5 dakika olduğu için buraya geldim. Ve zaten arabayla hani hiçbir şekilde dışarıda yürümemek için arabayla hani alıp hemen arabadan çıkıp eve girip yine tekrar böyle ellerimizi ağzımızı burnumuzu komple yıkayıp. Millet bir hijyen oldu iyi oldu. Aynen öyle oldu. Anacığım da çay yanına ceviz kırıyor bu arada. Her neyse bu şekilde zaten daha geniş çaplı bir şekilde tam böyle araştırıp sizlere de bilgi verebilmek için yarınki videomda inşallah sizlere güzel bir sohbet getireceğim annemlerle. Çünkü hepiniz annemin sohbetini çok özlediniz. Ama bu video... ben de çok özledim onları diye annem. Ama bu videonun arkasını sıkıştırmak istemiyorum. Bu da zaten çok uzun bir video olmadı ama olsun. Bunu böyle bu şekilde paylaşmak istiyorum bugün sizlerle. Dediğim gibi... Yani devletin bize yaptığı uyarılara uyalım arkadaşlar. Eğer ki bizi evden çıkmayın diyorlarsa evden sen çıkmayalım. Şimdi benim sadece yarın çok böyle acil almam gereken birkaç şey var.
onları da alıp hikaye. Tamamen evden hiçbir şekilde çıkmamayı düşünüyorum. İşte günde belki 1 saat 2 saat çocuklarla bahçeye çıkarız. Evet, çok zor bir süreç, çok zor. Yani insan kendisi bile bunalıyor. Ama yapacak bir şey yok. Anne, senin çocuğun yok da zor de, çocuklar için çok zor yani 3 tane çocuğu ama evde zapt etmek. Ben televizyonda gözü takıyı Japon adam seyrettim. Adamdan fazla ben yoruldum, bak efendim. Çocuklarından bir aktivitine yapayım. İşte şimdi ben de yani Kaufland'a gidip... Allah, bir adam çelik gibi bir adam çocuklarından var, neler yaptılar zaten. Ben de işte şimdi bütün Almanya'da alışveriş mağazaları her yer kapandı. Ama Kaufland'ın çok güzel böyle işte hobi köşesi var. Oradan çocuklara yarın bayağı böyle bir aktivite için bir şeyler almak istiyorum. Efendim oğlum? Evet, ama sen onun niye projesini bozdun? Çocuğun proje yapmış orada. Her neyse arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası, benden bugünlük bu kadar. Zengin kalkış yapayım. Yarınki vlogda inşallah sizleri güzel bir sohbet bekliyor. Hem gündem ile bir saniye kızım, hem gündem ile alakalı birazcık sohbet edeceğiz. Hem de annemin sohbetini özlediniz. Düşen git, ağzını burnunu yıka, hapşırdın. Git ellerini yıka, koş. Yarınki vlogda inşallah arkadaşlar, tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın. Arkadaşlar.